545. beyt. O aslı olmayan hayalleri tamamıyla hikmet yapar. O zehirli suyu şerbet haline getirir. Aslı olmayan hayaller. Hayaller derece derecedir. Normalde hayal vardır. Kendi kendimize kurgularız. Hatta bunun bir tarafı şeytanidir. Şeytanice hayaller kurarız. Aslı yoktur. Bunun bir tarafı şeytanilikten çıktıktan sonra diyebiliriz ki insanidir. Bir tarafı daha vardır bunun. Ruhanidir hayaller. Düşünce de aynıdır. Düşünce ve hayal birbirini tetikler. Bir kimse hayalini kurar, ardından düşünce bunda olur. Düşünce akla sevk eder, akıl harekete geçirir. Akıldır insanı bu noktada harekete geçiren. Hazreti Mevlana o aslı olmayan hayalleri tamamıyla hikmet yapar der. O zaman bazı hayaller var ki ondan bir hikmet çıkıyor. Bu şeytani değil. Bu insani de değil. O zaman bu hayal ruhani bir hayal. Bu o kimsenin belki de kendi cüz-i iradesinin dışında bir hayal. Ondan Cenab-ı Hak farklı bir hikmet çıkarıyor. Tabii bunu böyle Arabice bakarsak eğer meseleye, Arabi için varlık tamamıyla bir hayal aleminin içindedir. Hatta Arabi bir veçeyle varlığı tamamiyetle hayalden ibaret görür. Varlık bu manada gerçekte bir hayaldir. Yani biz onu var görürüz. Ama bu hayalin içerisinde hayal alanları da vardır. Hayalin içerisinde hayal, onun içerisinde hayal gibi. Hazreti Mevlana değişik yerlerde tabiri caizse biraz daha böyle Arabi ekolündeymiş gibi görünür ama tam Arabi değildir. Mesela varlığı bir hayal üzerinde yürür gör der. Ah o aslı olmayan hayallerden der. Başka bir yerde de ah o aslı olmayan hayalin tekmesini yiyenlerden der. Hayali normalde bir taraftan da hayali bir hakikate açılan pencere gibi görür. Bir taraftan hayali hakikate götürecek bir unsur olarak görür. Hayal bu noktada muhakkak ki insan için çok önemlidir. Hazreti Mevlana aslı olmayan hayalleri tamamıyla hikmet yapar deyince o zaman önümüze farklı bir şey çıkıyor. Bunu böyle kendi üzerinde ben bugün kendimce düşünürken aklıma bunu tefsir niteliğinde veyahut da bunun işaret ettiği ayet-i kerime niteliğinde Enfal ayet 44 aklıma geldi. Hani Bedir'le alakalı o gün düşmanla karşılaştığınızda Allah olması gereken emri yerine getirmek için onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döndürülür. Bedir'de enteresan bir şey yaşanmıştı. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bunu söylüyordu. Bedir günü düşmanlar, kafirler Müslümanları çok az görüyorlardı. Müslümanlar da kafirlere baktıklarında çok az görüyorlardı. Hatta sahabeden bir kimse diyor ki onlar 60-70 kişi falan görünüyordu bize. Ne zaman ki birisini esir aldığımızda ona sorduk defalarca. Siz kaç kişisiniz? O da dedi ki diyor 1000 kişiyiz. Başka bir hadis-i şerifte de sahabeden yine bir kimse bu mesele veya başka bir aynı günde aynı meseleyle alakalı bir esiri çok sıkıştırıyorlar. Sıkıştırınca o esir diyor ki ben kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki günlük kaç deve kesiyorlar yemek için.
O da diyor ki 10 deve kesiyorlar. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bir deve 100 kişiye hani yemek için beterdir. 10 deve 1000 kişidir. Bu noktada sahabenin içerisinde ittifak halinde Bedir'deki Müslümanların 900 ile 1000 arasında olduğu. Ama bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ve yanındakiler karşıdaki kimseleri daha az görüyorlar. Ta ki ne zamana kadar? O esiri alıp gerçek sayıyı öğreninceye kadar. Tabi normalde karşıdaki kafirleri de Müslümanlar az görmüyor. Hatta bir kısmı ticaret erbabı Ebu Cehil'e diyorlar ki ya bir bırakalım biz kervanlarımızı kurtardık çekelim gidelim. Ebu Cehil Müslümanları o kadar az görüyor ki diyor ki bunları şimdi burada Muhammed'i ve yanındakileri bırakıp da mı gidelim? Onları hatta öldürmeyelim diyor. Onları bağlayalım, sürükleyelim. Yani o kadar kuvvetliyiz ki onları öldürmemize gerek yok. Esir alacağız, bağlayacağız ipe, sürükleyeceğiz, gideceğiz. Ama o öylesine Müslümanları, sahabeleri az gördü ki galibiyetten çok kesin, emin. Ve ne yazık ki tabii Bedir'in kuyularında tabiri caizse zımardı gitti. Öldü gitti. Orada öldü. Şimdi o yüzden normalde bir taraftan bakınca gördüğümüz şeyi tamamiyetle hayal niteliğinde görürsek o zaman ona kanma. Burada tabii işin içerisinde duyular giriyor. Duyular insanları aldatıyor. Gördüğümüz şey gerçek manada öyle bir şey olmayabilir. Yani bir şeye bakıyorsunuz, dışarıdan yeşil görüyorsunuz, yaklaştığınızda yeşil olmadığını görüyorsunuz. Veya dışarıdan renksiz gördüğünüz, siyah gördüğünüz veya başka bir renk gördüğünüz bir şeyi yaklaştığınızda renginin farklı olduğunu görüyorsunuz. Hatta daha da yaklaşsanız daha da farklı göreceksiniz. Daha da yaklaşsanız daha da farklı göreceksiniz. Bunu bir bilgisayarla hani bir şeyi büyütmek var ya veya da elinize bir büyüteç almış olsanız büyüttükçe göreceğiniz şeyler farklılaşacak. Veyahut da onu uzaklaştıkça, küçülttükçe göreceğiniz şey de farklılaşacak. O zaman gözde bir yanılsama var. O zaman insan hayatı bu tip yanılsamalarla dolu. Ve işte Cenab-ı Hak bu yanılsamaların neticesinde isterse diyor, sizin yanılsamaya kurban olduğunuz, gittiğiniz bir yerde veyahut da bir hayali o hakikate döndür. Ondan bir hikmet çıkarır ortaya. Hakikat demeyelim de ondan bir hikmet çıkar. O zaman o aslı olmayan hayalleri tamamıyla hikmet haline getirebilir. Zehirli suyu şerbet haline getirir. Demek ki Cenab-ı Hak isterse zehirli suyu da ne yapar? Şerbet haline getirir. Nice acılar vardır ki, nice acı insanlar vardır. Ne kadar kötü ahlaklı insanlar vardır ki onların ahlakı kötüdür ama o kötü ahlaktan Cenab-ı Hak mükemmel insanlar çıkarır. Bir bakarsanız ki bir şeyde tamamiyetle çirkinliklerin içerisinde bir kimse var, o tövbe eder, o rücu eder, tövbe suyuyla, zikrullah aşkıyla yanar tutuşur, bütün o acı hayatı tatlıya döner. Cenab-ı Hak onun geçmiş günahlarını affetmekle kalmaz, onu hayra çevirir. Ne yaptı? Acıyı tatlıya çevirdi. Bir kimsenin geçmiş günahları vardır, bir sürü kusurları, hataları vardır. O kimse tövbe eder, öylesine dönüş yapar, Cenab-ı Hak o acı ırmağı tatlıya çevirir. O isterse zehri şerbet haline getirir. Zehri şerbet haline getirmiş mi? Evet. Ne yapmış? Yılan ısırmış Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerine. Ve zehrini zerk etmiş ona. Ama ona şerbet olmuş. Zehir onu etkilememiş. Nakşibendilerin yoludur. Kemale erdim diyene önceden bir fincan zehir koyarlarmış önüne. Derlermiş ki bu yolun delili, hücceti, buhranı, kerameti kadehte zehir içme. Hep kadehte bal şerbeti içirecek değiller ya.
koyarlarmış bir fincan zehir. Nakşibendiysen nakşibendiliğini bilirim. Bir fincan zehri içsen nakşibendiliğin çıkacak meydana. Zehir onu etkilemeyecek. Bu da nakşibendilerin buhranıdır, delilidir. Sakın siz nakşibendiyiz deyip de veya nakşibendiler şimdi böyle zehir içmesine sebebi biz olmayalım. Allah muhafaza eylesin. İşte o isterse ne yapar? Zehiri şerbet haline getirir. Ve o zehir şerbet haline gelince de tat verir. Hani Yunus öyle der ya, çıktım söğüt ağacına, ondan yedim üzümü. Söğüt ağacı üzüm verir mi? Vermez. Ehli sufi kereste gibi bir adamı alır. Edepten, adaptan, terbiyeden yoksun bir kimseyi. İmandan, İslam'dan, ihsandan yoksun bir kimseyi. Bu noktada bir terbiye görmemiş, bu noktada bir edep görmemiş bir kimseye alır, onu terbiye eder. Onu nefsiyle mücadele etmesini sağlar. Nefsiyle mücadele ettirir. Nefsiyle mücadele ettirdikten sonra ondan bir ne olur? Yediveren asması olur. Ondan geldikçe üzüm gelir boyuna. Her mevsim ondan üzüm yersiniz. Önemli olan mevsimlik değildir. Sufiler mevsimlik değillerdir. Günlük değillerdir. Sufiler işte Ramazan'dan Ramazan'a Müslüman değillerdir. Cuma'dan Cuma'ya değillerdir. Ne bileyim işte mübarek günlerden mübarek günlere değillerdir. Kandilden kandine değillerdir. Sufiler ardı ardına gelmiş tehlike gibidir. Nur tanesi gibidirler. Ardı ardına her şeyi yerli yerine getirirler. Sufilerde çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri az ama devamlı ibadeti öngörmüş. Az ve devamlı ibadet olunca sufiler devam ederler. Devam ettikleri için o kimseler zehirleri şerbet olur. Devam ettiklerinden dolayı. Onlar normalde az ve devamlı olduklarından dolayı birbirine ne yaparlar? Kenetlenirler. Birbirlerine girerler. Ve böylece onlar o edebi, o adabı, o erkanı alarak da harika bir üzüm bağı gibi olur o kimse. Ondan herkes fayda görür. Sizin en hayırlınız, etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. Sufi budur. Ama sufi bundan uzaktır öncesinde. Bundan uzaktır ama o kimse aşılanır, terbiye olur, bu hale gelir. Ne olur? Zehirli içecek şerbet haline geldi. O kimse zehirli bir kimseydi. Dilinden herkes çekerdi. O kimse zehirli bir kimseydi. Ahlakından herkes illallah ederdi. Ama o kimse sufilikle tanıştı. Nefisini terbiye etti. Zehir neye döndü? Şerbete döndü. O zan ve şüphe doğuran sözleri hakikat ve yakin haline getirir. O zan ve şüphe doğuran sözleri hakikat ve yakın haline getirir. Hani zanın bir hali vardır, hüsnü zandır. Hüsnü zan o kimseye, insanlara, Müslümanlara emredilmiştir. Zanın bir hali vardır, suizandır. Onun fazlasından kaçınınız denmiştir. Ama zan vardır, bu noktada o kimseyi ne yapar? Hakikate doğru götürür. Onu yakin hale getirir. Bu nedir? Hüsnü zandır. Bu neyin üzerinedir? Allah'ın üzerinedir. O kimse aslında hep zan sahibidir. Hepimiz de zan sahibiyizdir. Ama Cenab-ı Hak Allah'a olan hüsnü zannımızdan dolayı bizi hakikate doğru götürür. Ben kulumun zannı üzerineyim der. Ben kulumun zannı üzerineyim deyince o kimse Allah'ın üzerine hüsnü zan, iyi zan sahibi olunca onu Allah'a yakinlik peyda ettirir. Allah beni affeder diye hüsnü zan gösterir. Allah bana yardım eder. Allah benim elimden tutar. Allah benim yardımcımdır. Allah benim destekçimdir. Muhakkak bu sıkıntıdan Allah beni kurtaracaktır. Muhakkak ki bu darlıktan sonra Cenab-ı Hak bana bir genişlik verecektir.
muhakkak ki Cenab-ı Hak benim ümitlerimi yerde bırakmayacaktır. Muhakkak ki Allah bu burnumun kıstığı yerden beni kurtaracaktır. Allah'ın üzerine hüsnü zan beslemek. Muhakkak duamı kabul edecek benim. Hüsnü zan. Muhakkak ben öyle bir zikrullah yapacağım ki Cenab-ı Hak benim o zikrimin yüzüsü hürmetine, o zikrin yüzüsü hürmetine tamamıyla beni affedecek. Geçmiş günahlarımı da hayra çevirecek. Ben bu gece öylesine bir zikrullah yapacağım ki Cenab-ı Hak o zikrullahımın neticesinde geçmiş günahlarımı hayra çevirdiği kullarından eyleyecek. Hüsnü zan. İşte bu hüsnü zan o kimseyi Allah'a yakın eder. O kimseye Allah'la dostluk peyda ettirir. Allah'ın üzerine suizan ise o kimseyi Allah'tan uzaklaştırır. Hayırdan uzaklaştırır. İyilikten uzaklaştırır. Kin ve adavet sebeplerinden dostluk ve muhabbet belirtir. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadis-i şerifte dedi ya, severken ölçülü sevin, bir gün düşmanınız olabilir. Düşmanınıza da ölçülü düşmanlık yapın, bir gün dostunuz olabilir. Cenab-ı Hak kin ile gelen bir kimsenin kalbini öyle bir ilham eder, o kimse birden muhabbet ediyor. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri Mekke sokaklarında elinde kılıç, fellik fellik Hazreti Muhammed Mustafa'yı arıyordu. Diyordu ki bu kılıcım onun hakkından gelecek. Ne zamana kadar? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin huzuruna gelinceye kadar. Huzura gelince kaldı. Lal oldu. Ne yaptı? Bu sefer de onu öylesine sevdi, öylesine sevdi ki vefat ettiğinde kim Resulullah öldü derse bu kılıcım onun hakkını verecek hale, verir diyecek hale getirdi. Ve ne hale geldi? Benden sonra bir peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu dedi. Ve ben adaletin şehriysem Ömer de kapısıdır noktasına getirdi. İşte o kin ve adavet besleyen, düşmanlık besleyen bir kimsenin kalbine merhamet eder, ilham eder, o sevgililer sevgilisi olur. Düşman olan kimse dost olur. Dost olan kimse ise o dostum dediği bir kimseye bakar, bir hatasını, kusurunu görür, o hatasını, kusurunu görmekten dolayı ona düşman olur, çıkar. Allah muhafaza eylesin. O zaman Cenab-ı Hakk'ın öyle bir nedensiz, sebepsiz bir yaratması vardır ki dostu dost, düşmanı düşman eder. Dostu düşman, düşmanı da dost eder. Allah muhafaza eylesin. İbrahim'i ateş içinde besler. İbrahim'i ateş içinde besler. İbrahim aleyhisselam o günkü mevcut düzenin ve sistemin hukuksuzluğuna, ahlaksızlığına, mevcut sistemin Kur'an ve sünnet dışında davranış biçimlerine, mevcut sistemin gayri ahlaki ve gayri nizami ve gayri dini davranış biçimlerine karşı gelince ne yaptılar Nemrut ve avanesi? Büyük duvarlardan bir tandır gibi bir kuyu ördüler. Ve içini ateşlerle doldurdular. Ve mancılıkla da ne yaptılar? İbrahim Aleyhisselam'ı içine attılar. İşte İbrahim'i ateş içinde besledi. Ayet-i Kerime'de Enbiya 68-70 biz ey ateş İbrahim'e karşı soğuk ve güvenli ol dedik. Ve ona bir düzen kurmak istediler de biz kendilerini daha fazla hüsrana uğramışlardan kıldık. Demek ki Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin içerisinde neşine vâ buldurdu. Ne yaptı? Ey ateş serin ve selamet ol dedi. Sakın ha yakıcı olma, üzücü olma. İbrahim'i dostumu üzme. İbrahim ateşin içerisinde zevk-i sefa ediyordu. İbrahim aleyhisselam ateşin içerisinde cennet bahçesindeydi. Cennet bahçesinde. Dışarıdan herkes onu ateşin içerisinde gördü. İşte bu da o boş hayal. Bu da bir hayal. Bu da bir yanılsama. Herkes İbrahim'i ateşin içerisinde görüyordu. Nemrut da avanesi de İbrahim ateşin içerisinde diyordu.
Aynı şekilde hani İsa Aleyhisselam'ı da katletmek isteyen Yahudiler İsa deyip de İsa diyerekten İsa Aleyhisselam'ı bu noktada jurnalleyen, ele veren, havariden birisini astılar, öldürdüler ya. Dikkat edin. Gördüğünüz şeyler hakikat olmayabilir. Gördüğünüz şeyler, dikkat edin, sizi yanılgıya götürebilir. Ve ne yaptı? Herkes İbrahim ateşin içerisinde eza cefa görüyor zannetti. Ama İbrahim ateşin içerisinde sevim ve selamet değil. Ruhun emniyeti, korkuyu ruhun emniyeti ve selameti yapar. Korku. Korku ruhun emniyeti olur mu? Evet. Selameti olur mu? Evet. Nasıl olur? Allah'tan korkarsan selamete erersin. Korku vardır, insanı selamete erdirir. Korku vardır, insanı hidayete erdirir. Korku vardır, insanı şeytana yem eder. Korku vardır, o kimse Allah'a dost olur. Ve korku onun için eminlik olur. Ne dedi Yusuf suresinde? O velilerim ki, dostlarım ki, onlara korku yoktur. Nasıl? Allah'tan korkarsan korku yoktur. Allah'tan korkmazsan sana korku vardır. İşte o korkuyu ne yaptı? İnsana emniyet ve selametlik verdirdi. Allah'tan korkaraktan emniyete, selamete erdiniz. Eğer Allah'tan korkmazsanız emniyete ve selamete eremezsiniz. Allah muhafaza eylesin. Benim bu derste hayran olduğum en güzel beyim. Onun sebep yıkıcılığına hayranım. Onun sebep yıkıcılığına hayran. Cenab-ı Hak sebepleri yıkıyor ya. Diyor ki sebep yıkıcılığına hayran. Siz ateşi yakar görürsünüz sebepler dairesinde. O sizin aklınızla oynar. Aklınızı alt üst eder. Ateş yakmaz. Aklınız sebeplere bağlar her şeyi. Ama o sebepsiz ya. Aklımız bir sebep arar. Hani Adem'in yaratılması hiçbir şey yok. Hiçbir insan da yok. Onu balçıktan yarattı. Allah ya bir şeyi bir şeyden yaratır ya da Allah hiçbir şey yokken bir şey yaratır. Bir şeyi bir şeyden yaratması sebeptir. Ama Cenab-ı Hak hiçbir şey yokken de bir şey yaratır. Sizin sebep olarak her ne var ise sebebi yıkar. Kur'an enteresan bir dile sahiptir. Kur'an öylesine bir şeydir ki insanların akıllarının üstünde hitap eder. Akıllarının üstünde olduğu şey imandır. İman aklın üstünde bir şeydir. İman aklın altında bir şey değildir. O yüzden sebepsizlik ancak imana dayanır. Sebepsizlik. Bir şeye sebepsiz bir şekilde yaklaşmak imanla alakalıdır. Biz hiçbir insan figürü yok iken çamurdan Cenab-ı Hakk'ın Adem'i yarattığına inanırız. Burada bir çamur vardır. Çamur sebep gibi görünür size. Ama mevcut çamur, ona can vermek, ona ruh üflemek ve onu meleklere secde ettirmek enteresan bir şeydir. Bunu Kur'an-ı Kerim küçük küçük şeylerle yapar önce. İbrahim'i ateşin yakmaması gibi. Bakın burada o sebebin üstünde bir şeydir. Meryem'in babasız, erkeksiz, hamile kalması gibi.
İşte Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı da kendisi de iyice yaşlanmasına rağmen, iyice yaşlanmasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın ona evlat, çocuk vermesi gerekir. Buna baktığımızda belki de bir anne baba sebep ya. Bizim için bir insanın oluşması için sebep lazım. Yok, yok. Bir çocuğun doğması için babaya ihtiyaç var. Cenab-ı Hak burada aklı perişan ediyor. Aklı indiriyor aşağı. Sebebi yıkıyor. Aklı sebepsiz hale getiriyor. Aklı sebepsiz hale getirerekten imana zorluyor bizi. Diyor ki buna iman et. Bu aklının üstünde bir şeydir. İman aklın üstünde bir şeydir çünkü. Ve yaratılış mesela otomatikman direkt olarak sebepsizlik ilkesinin üzerine kuruludur. Hiçbir şey yok iken bir şey yarattır. Hiçbir şey yok iken iman ederiz. Hiçbir şey yok iken o bir şey yarattı. Hiçbir şey yok iken. Bu direkt sebepsizliğin üzerine kuruludur. Ve Allah'la insanın arasındaki ilişki de sebepsizliğin üzerine kuruludur sufiler. Hani sufi algısı Allah'ı sebepsiz sevmeye yönlendirir. Bunun bir altı nedir? Allah'ı nimetleri için sevmek, sebep. Ama bunun bir üstü nedir? Allah'ı sebepsiz sevmek. Allah'a sebepsiz iman etmek. Biz materyalizmden bakarsak bütün varlığa bakarız. Varlığa bakaraktan varlıktan Allah'ı buluruz. Bu sebeplerden Allah'ı bulmaktır. Sufiler için bu uzun bir yoldur. Hani tefekkür ederler. Vay işte Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri bunu çok kullanır. Risalelerde önümüze örnekler koyar bizim. Haşr Risalesini önümüze koyar. Haşr Risalesini önümüze koyarak der ki bir bak sonbaharda sonbaharda çiçekler, böcekler, yapraklar hepsi de döküldü. Kış geldi. Kış gelince hiçbir yerde hiçbir şey kalmadı. Ve yeniden bahar geldiğinde yeniden her şey neşvi neva bulduysa, yeniden her şey yaratıldıysa işte der Cenab-ı Hak Bediüzzaman Said-i Nursi. Allah da mahşerde yeniden böyle yaratacak der. Sebeplerden o kimseyi Allah'a götürür. Yol doğru mudur? Evet. Yolda bir eksiklik, yanlışlık var mıdır? Hayır. Ama sufiler için onun bir üstü lazımdır. Sufiler için onun bir üstü nedir? Sebepsizliktir. Süfyan-ı Servi'nin sözü aklıma geldi şimdi. Süfyan-ı Servi der ki bütün göğün demir kütlesi haline geldiğini görsen yerinde komple işte maden taş haline yine böyle bir maden kütlesi haline geldiğini görsen Allah'ın rızkından endişe etmemişler. Otomatikman rızkı sebepler dairesinden çıkardı. Rızkı yağmurun yağmasına, rızkı toprağın aşağıdan bitkiler çıkarmasından çıkardı. Otomatikman ne yaptı? Sebepler ilkesinden çıkaraktan sebepsizliğe doğru yürüdü. Bakın bütün sufilerin hayatları sebepsizliğe doğru yürümektir. Sebep akil insan, akla dayanacak olan insanlar için geçerlidir.
Sufiler için sebepsizlik aklın üstünde bir şeydir. Akıl hep kendisine dayanacak sebep arar. İman ise dayanacak sebep aramazsa kemale erer. Dayanacak sebep arayan bir iman kemale ermiş bir iman değildir. Dayanacak sebep aramayan iman kemale ermiş bir imandır. Hani sufilerden bazıları derler ya, peygamber gönderilmeseydi yine Allah'a iman ederdik. Kitap gönderilmeseydi yine Allah'a iman ederdik. Hiçbir şey gönderilmemiş olsa dahi yine Allah'a iman ederdik derler. Bu şatahati bir sözdür. Ama burada sebebe dayanmadan Allah'a iman etmeyi önümüze koyanlar bizim. Sufilerin ulaşmak istedikleri noktadır. Sebepsizlik alemine ulaşmak. Ben onu sebepsizlik alemi diyorum. Hiçbir şeyi sebebe dayandırmamak. Cenab-ı Hakk'ın rızıklandırması için bir sebebe ihtiyacı yok. Bizim aklımızın sebebe ihtiyacı var. Allah'ın sebep yaratmasında sebebe ihtiyacı yok. Cenab-ı Hak bir şeyi yaratıyor. Yaratırken bir sebebe ihtiyaç duymuyor. O yüzden yaratıcı insan ilişkisi, yaratıcı Müslüman ilişkisi, yaratıcı sufi ilişkisi sebebin üzerine kurulmuş değildir. Sebepsizliğin üzerine kuruludur. Allah bizi o sebepsizlik noktasına ulaşanlardan eylesin. Bu o kimsenin imanının üst seviye, kemale ermesidir. E tabi insanın imanının gerekleri ise o zaman sebepler ilkesine doğru yürür. İmana sebepler arıyorsa bu da şeriatın koyduğu kuraldır, hukuktur. O da lazımdır. O da işte beşeri, insanlık halidir. Ama Allah'a iman etmek tevhid sebepsizliğin üzerine kuruludur. La ilahe deyince bütün her şeyi inkar edersiniz. Hiçbir şey yoktur. La yok demek. İlahe, hiçbir ilah yok. O zaman belki de tevhidin en saf noktasıdır. Tevhidin en saf noktası aklın sebepler ilkesini reddetmesi. La ilahe derken belki de bugünün insanı için en büyük ilahı aklı. Bir veçeyden. En büyük ilahı aklı. Onu yok görüp direkt Allah'a sebepsiz iman edip sebepsiz bağlanmak, sebepsiz sevmek en arı noktası olması gerek herhalde. İşin en hoşuma giden noktası onun hayallerinden Sofastayı gibi onun hayallerinde. Yani Allah haşa hayal kurar mı? Kurmaz. Ama diyor ki onun hayallerinde Sofastayı gibi. Sofastayı bir yaratıcıyı kabul etmemek. Her şeyi inkar edip olumlu veya olumsuz. Hiçbir hükmü ve hukuku kabul etmeyin. Sadece insanın kendince zevk-i sefa içinde yaşamasıdır. Hazreti Mevlana enteresan bir noktada burada kendini koymuş. Diyor onun hayalinde. Onun hayalinde ben hiçbir hukuka ve hükme
uymayan bir kimseyim. Onun hayalinden. Artık kendini böyle enteresan bir noktaya koymuş demek ki. Yani bu böyle herkesin söyleyebileceği sözler değil. Hatta bu sözü duyan bir kimse Hazreti Mevlana'yı küfürle bile itham edebilir. Diyorlar zaten de ama enteresan bir nokta. Allah bizi affetsin. Hristiyanları azdırmak hususunda vezirin başka bir hile kurması, o vezir kendince başka bir hile kurdu. Vaiz ve nasihatı bırakıp halvete girdi. 550'den devam edeceğiz inşallah. Burada bunu burada sohbeti kestim. Halvet konusu var. Halvet konusunu biraz böyle fazlaca açmak istediğimden dolayı böyle 5 beyit bu akşam sohbet olarak ayarladım. Cenab-ı Hak inşallah amacımıza ulaştırsın. Halveti biraz önümüzdeki ayki sohbette biraz daha geniş olarak almak istiyorum. Halvet çünkü tarih boyunca Sufi dünyada çok tartışılmış, çok konuşulmuş. Bunun tabi eski geleneği var, ta Musa Aleyhisselam'a dayanan. Musa Aleyhisselam'ın 40 günlük bir erbayını var Tur-i Sina'da. Ardından Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri'nin peygamberliği verilmezden önce Hira'da yiyeceği içeceği bitinceye kadar işte halvet etmesi, insanlardan uzaklaşması var. O yüzden normalde bazı Sufi geleneklerinde halvet başka türlü anlaşılmış. Tarih boyunca insanlar arasında, değişik inançlar arasında halvetler, uzzetler hep olmuş. Halveti nasıl anlamalıyız? Nasıl bu meselede, hangi noktada durmalıyız? Biraz halvet konusunu önümüzdeki ay sohbette daha geniş bir şekilde açmak istedim. O yüzden bu akşamlık mesnevi sohbeti bu kadar olacak. Şimdi de inşallah sorularınızla devam edeceğiz. Allah'tan bir şey gelmezse inşallah. İşeceğim şimdi. Bir kişinin arkasından konuşulduğunda o kimsenin günahları konuşana, sevapları da o kimseye geçer mi? Normalde birisinin arkasından hoşuna gitmeyecek bir sözü söylemek gıybet. Gıybet etmek bir rivayette 100 zinaya bedel. Laf dolaştırmak, bu noktada gıybet etmek çok büyük günah kebairlerden birisi. Zinadan daha ağır. Öyle olunca bir kimse gıybet edince tabii çok ağır bir günah işlediğinden dolayı o kimsenin karşısındaki kimsenin o kadar sevabı yoksa ödeyecek gıybet eden. Bir kimse mizana çıkarıldı. Birisi gıybet etti. X kimse için gıybet etti. Gıybet için kendi sevabından alınıp ona verilecek. Sevabı yok. Bu sefer karşıdaki kimsenin günahından ona devşirilecek. Sevabı olmayan için. Allah muhafaza eylesin. İki kardeş birlikte bahçe içinde ev yapmışlar. Kardeşlerden biri darılmış, eve gelmiyor. Bahçesindeki üzümleri evde oturan ziyan olmasın diye yiyormuş. Bu durumda yiyene haram olur mu? Olmaz. O da gelsin bahçesinden toplasın. Bir de yiyecek içecek de bozulmaya, bozulabilecek olan yiyeceğin içeceğin hükmü farklıdır. Bir yiyecek var orada, domates bozulacak iki gün sonra. Onun hükmü farklıdır. O yüzden bir yerde üzüm var, satılmıyor. Satarsa adam
onun yarı parasını ona vermek zorunda. Ama öbür türlü adam toplamıyordu. Orada yeniliyor, içiliyor. Ondan bir şey olmaz. Herhangi bir kadın ki koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu duyurmak için bir cemaatin yanından geçerse ona bakana da kendine de zani günahı yüklenir. Kadınlar da güzel kokmanın sınırı nedir? Koku meselesinde erkekler için de hüküm aynı mıdır? Yok. Erkekler kokulanacaklar. Kadınlar da kokulanacaklar. Evlerinde erkeklerine kokulanacaklar. Kadınların evlerinde erkeklerine süslenmeleri, kokulanmaları nafile ibadet hükmündedir. Ama acı tarafı bu. Böyle konuşuyorum. Bazen kızıyorlar bana. Kadınlar da evde eşlerine kokulanmıyorlar. Dışarı çıkarken kokulanıyorlar. Kadınlar evde ya kızartma kokuyor ya çamaşır suyu. Dışarı çıkarken olanca güzel kokular sürüyorlar, çıkıyorlar. Eve gir, ya çamaşır suyu kokacak, ya kızartma kokacak, ya yemek kokacak, ya temizlik kokacak. Bir şeyi temizlermişlerdir çantıraş. Allah muhafaza eylesin. Eşimle beraber Ramazan ömresi yapmak istiyoruz. Duanızı bekliyorum. Ayrıca torun ve çocuklarım için de dua edin. Allah muhininiz olsun. Ramazan ömresi hacca gidemeyenler için hac sevabı. Yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak sevabını azaltır mı? Hayır. Yatsı namazının vakti malum giriş vaktinden ta imsak vaktine kadar. Tahiyyatül mescid namazını kılmadığımızda sonradan kılmamız gerekir mi? Nafile bir ibadettir, namazdır. Sonradan kılma zorunluluğu yok. Hazreti Enes radıyallahu anh dedi ki İstanbul'un fethi kıyamet anında olacaktır. Bu hadiste anlatılmak istenen nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri aynı zamanda kıyametin müjdecisi zaten. İstanbul fethedilince kıyameti bekle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zuhur edince kıyameti bekle. Bu da onunla bağlantılı. Müminin ruhu cennet ağacında bir kuş olur. Yeniden dirilme gününde Allah onun cesedine döndürünceye kadar orada beslenir. Bu hadis ne anlatır? Bu kuşun sıkça aşıkların yazdıklarındaki bülbülle bir ilgisi var mıdır? Ve mümin kulun kuş olmuş hali neyle beslenir? Normalde bu bir teşbih sanatıdır hadis-i şerifteki. Yani ruhlar normalde cennet bahçesinde bir bahçeyi seyrederekten cennetlik olanlar beklerler. Cenab-ı Hak onlar da haydır, canlıdır. Onları da normalde besler. Onlar da orada normalde rızıklanırlar. Ta ne zamana kadar? Yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar. Abdullah İbni Büşür radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu. Melhame ile Medine'nin fethi arasında 6 ay vardır. 7. yılda da Mesih Deccal çıkar. Hadis neye işaret eder? Normalde bunlar bu Hazreti Mehdi'nin çıkmasından çok az bir zamandır bu. O yüzden normalde Medine'nin bu noktada tabiri caizse daha İslami, daha böyle imanın insanların eline geçmesiyle alakalı. Hatta denilebilir ki Mehdi ala Resul'la alakalı. Mehdi ala Resul çünkü önce Mekke, ardından Medine, ardından tekrar Mekke. Mekke'de zuhur ettikten sonra da Medine'ye yerleşecek. Medine'ye yerleşince de hemen ardından Deccal çıkacak.
Hemen ardından Deccal çıkınca Deccal Medine'ye doğru yol alacak ordularıyla beraber ve ordular yolda bir yerde batırılacak ve ardından bir kısmı batırılacak, ardından tekrar Mehdi ve avanesiyle beraber Deccal ve avanesi savaşacak ve Hicaz bölgesine onlar girmek isteyecekler. Bu savaş esnasında da Şam'a İsa Aleyhisselam inecek. İsa Aleyhisselam indikten sonra da Mehdi'nin safına geçecek. Diyecek ki bunlara dua edeyim, helak olsunlar. Yoksa diyecek savaşalım mı? Savaşmayı tercih edecekler, savaşacaklar. Savaştıktan sonra Deccal ve ordular yenilecek. Deccal ve orduları yenildikten sonra da ikinci büyük tehlike Yecüc ile Mecüc çıkacak. Yecüc ile Mecüc çıktıktan sonra onlar da bütün dünyayı kasıp kavuracaklar. Ondan sonra İsa Aleyhisselam Yecüc ile Mecüc'e dua edecek. Yecüc ile Mecüc'e dua edince o duayla onlar helak olacak. Gökten bir kısım varlıklar gerçekten o Yecüc ile Mecüc'ün cesetlerini kaldıracaklar. Onlar birbirlerini yiyecekler. Böylece dünya sulha kavuşacak. Hem zahir hem batın olarak. Allah insanları yaratacağı vakit melekler yeryüzünde fesatlık çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın? Eksik ya da yanlış olabilir diye soruyorlar. Melekler de irade yok diye biliyoruz. Bu soruyu niye dayanaraktan soruyorlar? Melekler Allah'ın her dediğini sorgusuz, sualsiz yerine getirirken neden burada bu soruyu soruyorlar? Burada normalde evet doğru mantıklı. Aynı şey için Cebrail Aleyhisselam'ın Firavun tam ölmek üzere iman edeceği zaman işte onun ağzını balçıkla sıvanken beni görecektin demesi de buna işaret. Aynı zamanda da Cenab-ı Hak meleklerin üzerinden diyalektik yapıyor burada. Tabiri caizse. Meleklerin üzerinden. Bu meleklerin bu sözleri cebri olabilir. Genelde bu tip meselelerde Cenab-ı Hak bir varlıkla bir varlığı karşılaştırır. Yani şeytanın karşısında bir melek vardır. Örneğin. Onu karşılaştırır. Onu konuşturur. O yüzden normalde meleklerin bu noktada insanla alakalı böyle söylemesi cebri olabilir. Allah'ın ilminin meleklerin üzerinden tecelliyatı diyebiliriz. Buraya okuyamadım. Hüc eter. Vefa müminleri hafiflik, kafirleri gazaptır. Bu hüc mü? Burayı nereden bakalım tekrar. Şunu hocaya bir unutun bakayım. Böyle bir baksın. Kadının iki perdesi vardır. Kabri bir de zevci. Denildi ki hangisi eftardır? Buyurdu ki kabri eftardır. Normalde burada perdesi dediği kadının normalde muhafaza eder. Koruyan manasında. Kadını koruyan şey birincisi kabridir. Öldükten sonra bedeni, cesedi kabre giner. Ona namahrem ile değmez. Öbürkü de nedir? Kocasıdır, nikahlısıdır. Nikahlısı olunca da o ne yapar? Onun örtüsüdür. Onu korur, onu muhafaza eder. Mehdi hakkında bilgi verir misiniz? Mehdi, Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün peygamberlerin ümmetlerini müjdelediği, Deccal da bütün peygamberlerin ümmetlerini korkuttuğu birer olgudur. Varlıktır, şahıstır, kimliktir, sistemdir, öyle diyelim. Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten hadislerince ahir zamanın son diliminde, son noktasında çıkıp bir rivayette 7 yıl en az bir rivayette 40 yıl dünya üzerinde hükümranlık kuracak. Çünkü başka bir hadis-i şerifte Allah dünyayı 3 hükümranlıkla bütün dünyayı hükümranlık eder. Birisi Süleyman Aleyhisselam der.
Birisi daha bir kimseydi, kimdi şimdi ismi aklıma gelmedi Aziz Şerif'te. Üçüncüsünde de Mehdi'ye bu hükümranlığı verecek. Bir günde olsa bir rivayette Mehdi bütün dünyaya hakim olacaktır da. O yüzden Mehdi bir şahıs olarak nitelendirilir bütün hadislerde. Ama şahsın arkasında bu fakirin düşüncesi, bir sistem, bir devlet söz konusu. Çünkü Mehdi'ye intisap edenler bayrak sahipleridir. Diyor Mekke'de zuhur eder, ondan sonra bayrak sahipler, onun Mehdi olduğunu anlar, ona intisap etmek isterler. O ben aradığınız Mehdi ben değilim der, Medine'ye hicret eder. Onlar o bayrak sahipleri Medine'ye gider, Medine'de ona intisap etmek isterler. O tekrar Mekke'ye rücu eder, Mekke'de bir atları kabul etmek zorunda kalırlar. Bayrak sahibi denilince akla devlet gelir. Ben öyle anlıyorum. 7 tane büyük devlet, 7 tane büyük kavim, 7 tane büyük cemaat olabilir bu. 7 tane büyük zamanın kutbu bunlar da olabilir. Bunlar bir bütüncülük içerisinde görüyorum. 7 tane büyük kutup, 7 tane büyük kavim, 7 tane büyük devlet Mehdi Aleyhisselam'a biat edeceğine inanıyorum. Ve böylece bütün Deccal da ordularıyla onu boğmak için ne yapacak? Savaşacak. Bak orada doğuda toplanıyor. Allah. Rusya'sı, Amerika'sı, Çin'i. Geliyor bak. Bu Orta Doğu'da olayların bitmeyeceğini gösteriyor. Allah hayır versin inşallah. Tam Mehdi Müslümanların parçalandı, zayıfladı, kanının akıtıldı, perperişan olduğu bir zamanda zuhur ederdi. E Müslümanlar o halde şimdi. Demek ki bundan daha da sıkıntılı günler gelecek. Rabbim muhafaza edersin, korusun inşallah. Çektiğimiz üretlerimizi hangi saatlerde çekmemiz daha sevaptır? Seher vakti çok hoştur yapabilene. Yapamayan kendince müsait zamanlarında yapabilir. Allah'ın nefsi nasıl bir nefistir? Allah'ın nefsi demek Cenab-ı Hakk'ın kendisinin var olduğuna işarettir. Onun nefsinin nasıl olduğunu normalde bilemeyiz biz. Ama burada Allah'ın da nefsi var demekten kastımız Allah vardır demek. Bir şey varsa onun buradaki nefsi, onun bütüncüllüğü, onun bütünü. Biz insan nefsi dediğimizde insanı tamamiyetle, bir bütüncüllük içerisinde, aklıyla, fikriyle, ruhuyla, kötülükleriyle, iyilikleriyle, eliyle, koluyla, uzuvlarıyla, azalarıyla bir bütün. Bu manada Allah da sıfatlarıyla, zatıyla, subuti sıfatlarıyla, her şeyle bir bütün. O yüzden Allah'ın nefsinden kasıt o. Yoksa Allah'ın nefsi şuna benzer, buna benzer deme noktasında değil bu. Varlığıyla alakalı. Bir şey varsa, yani kendince onun da o varlığın bir nefsi vardır. Yani varoluşla alakalı, varlığa alakalı bir şey bu. O yüzden Arabi bu konuda farklı bir, bunun üzerine çok enteresan durur. Allah vardır, o yüzden Allah'ın nefsi de vardır da. Ama bu bütün akaidçiler, kelamcılar da bu noktada birleşirler. Moğollar Türk müdür? Mevlana Hazretleri için bu aralar TV'de Cengiz Han'ın ajanı olduğu, ona maaş bağladığını vesaire garip yorumlar yapıyorlar. Mevlana'nın Moğol zulmüne bakışı nasıldır? Allah razı olsun. Ya normalde Moğollar bir Türk boyu olduğu söylenir. Ben de öyle olduğunu kabul ediyorum. Moğollar bir Türk boyudur. Normalde Orta Asya çünkü tamamiyetle Türktür. Türklerin de kendi içlerinde bir sürü boyları vardır. Moğollar da bu boylardan birisidir. Çünkü savaş teknikleri, sistemleri, cesaretlikleri hepsi de Türklere aittir. Ama Türklerin İslam'ı kabul etmeyen boyudur.
Biz şimdi algı olarak Türk dediğimizde hemen aklımıza Müslümanlar geliyor. Müslüman olması geliyor. Ama bu 400'lere, 450'lere kadar Müslüman, Türkler Müslüman değillerdi. 400'lerde başladılar işte Müslümanlar, İslam'la tanışması daha öncesine dayanıyor da böyle boy boy topluluklar halinde İslam olması 400'lere. Hatta 450'lerde ilk Tuğrul Şah olması lazım. İslam'ı resmi din olarak kabul eden, böylece Türklerin İslam olması var. Tabi Moğol istilası esnasında işte Hazreti Mevlana'nın Moğollarla savaşmadığını, işte ondan böyle kendilerince şey aldığını, rüşvet aldığını, ajanlık yaptığına dair söylentiler vardır. Güzelin dedikodusu çok olur. Bununla alakalı bir tarihi vesika yok. Bununla alakalı herhangi bir yani bir belge yok. Sufilere taş atmak isteyenler, Sufilere laf atmak isteyenler, Sufilere bir şey söylemek isteyenler Hazreti Mevlana'ya da bir laf söylerler. O zaman mesela fark ettiniz mi? Hiç Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne bir şey söyleyen yok. Tabi Geylani Hazretleri Moğol istilasından önce o da Bağdat'tan Mısır'a doğru yol almış. Karışıklıklardan dolayı. Ama Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin üzerine böyle işte Moğol ajanıydı diye böyle bir şey var. Ne o? Olgu var. Bunu Sufilere düşman olanlar bunu söylüyor. Hele dergahların, cemaatlerin, tarikatların içerisinde ajanlar cirit atarken bunu söylemeleri daha da enteresan. Bunu söyleyip, bunu söyleyene döneceğim. Bunu genelde söyleyenler Selefi Vahabi çizgisinde olanlar. O ne diyeceksin şimdi? Siz kimin ajanısınız? Siz Suud'un ajanı mısınız? Şia'ya diyeceksin şimdi, siz İran'ın ajanı mısınız? Sufilere karşı çıkanlara sormak lazım. Komple Sufi harekete karşı çıkanlara. Nerenin ajanısınız? Fethullah Gülen Hoca şimdi Amerika'da. Amerika'nın ajanı şimdi. Dilin kemiği yok. Siz birisini sevdiğine dil uzatırsanız o kimse de sizin sevdiğinize dil uzatır. Bunlar böyle Allah affetsin basit şeyler. Kötü komşu olacak herhalde. 40 gün hayır dua ederseniz değişir mi? İnşallah değişir. Dua edelim biz. İyi olması için. Bütün yılanları öldürün. Kim onların intikam alacağından korkarsa benden değildir. Kim yılanların takip edeceklerinden korkarak bırakacak olursa o bizden değildir. Biz onlarla savaştığımız ondan beri bir daha barışmamışızdır. Tefsir-i Taberi Ebu Davud. Bu hadislerden ne anlamamız lazım? Yılanlarla kim savaştı, ne zaman ve nerede ve yılanlarla yapılan bu savaş nedir? Hadis-i Şerif'te Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle bir hadis var. Evet. O yüzden yılanlara, zehirli yılanların, insanlara saldıracak akrebin, yılanın öldürülmesine cevaz vermiş. O yüzden görüldüğü yerde öldürülür. Mimar Sinan hangi çeşmeden su içti mi, içmedi mi? Bilmem ki. Ha, meşhur bir şey var ya, birisi bir çeşme yaptırmış, Müslümanlar bundan içemez demiş. Acaba onunla mı alakalı diye düşündüm.
Üç eden mi hocam? Üç eden diyor bunun efendim ben de. Bunun ne manaya geliyor hocam bu? Bilmiyorum efendim. Sen bilmiyorsan ben nereden bileyim hocam? Hazreti İsa aleyhisselam neden evlenmedi? Bu kendi isteği miydi yoksa Allah'ın emri miydi? Bir rivayet İsa aleyhisselamın evlendiğine dair. Bir kısım Hristiyan araştırmacıları İsa aleyhisselamın evlendiğini, münzevi bir hayat yaşadığını, çoluğunun çocuğunun olduğunu, ondan sonra öldüğünü ve gömüldüğünü söyler. Ama biz İsa aleyhisselamın göğe kaldırıldığına inanırız. Ve tekrar yeryüzüne yeniden gönderileceğini, yeniden gönderildikten sonra Mehdi aleyhisselamın yanında savaşacağını, ondan sonra evleneceğini, çoluk çocuk sahibi olacağına inanırız. O yüzden İsa aleyhisselam evet evlenmedi. Zaten çok kısa bir peygamberliği var. Bu noktada yeniden yeryüzüne geldiğinde evleneceğine dair bizim için hadis-i şerifler var. İnancımız. Hızır aleyhisselam hakkında bilgi verir misiniz ve onun öğrenciler hakkındaki bilgileriniz nelerdir? Hızır aleyhisselam bazı rivayetlerde bir veli kuldu da biz Hızır aleyhisselamın peygamber olduğuna inanırız. O yüzden geçmiş peygamberlerden bir peygamberdir. Kendine münhasır ayrı bir hayat standardı vardır. O aynı bugün Mehdi'den laf açıldı. Mehdi aleyhisselam zuhur edince Hızır aleyhisselam da zuhur edecek. Mehdi'nin safında savaşacak. Talebelerinden bilgilendirir misiniz demişler. Böyle kendisini Hızır'ın talebesi olduğunu zannedenler vardır. Bunlar farklı bir şeydir. Hızır aleyhisselamın bu noktada Sufilere ders verdiği bir gerçektir. Belli bir noktada Sufilerle haşır neşir olur. Ama öyle Hızır aleyhisselamın talebeleri bu manada yoktur. Evde huzursuzluk ve anlaşmazlıklar var. Herkes sorunlarına bağlıyorlar. Dualarınızı bekliyoruz. Bağlayabilirler. O zaman kendimize dikkat edeceğiz. Evin içerisinde huzuru temin etmek birinci derecede erkeğe, ikinci derecede kadına ve sonra çocukların üzerine vazifedir. Evlilik çünkü erkeğin üzerine vazifedir. Korunması, muhafaza edilmesi, yürütülmesi erkeğin vazifesidir. Evin reisi erkektir. O yüzden erkek önce dağıtmayı değil, derleyip toparlayıp geçinmeyi düşünecek ve düşündürecek. Evin huzurunu sağlayacak. Allah bizi onlardan eylesin. El Fatiha. Nasıl? Soru serbest. Ha nerede damat? Çok mu dövdünüz adamı? Ben 11'den sabah 9'a kadar hastanedeyim. Dün gece. Ondan sonra biraz düşmüş. Sabah da yolculuğa çıktı. Adamı hastanelik edinceye kadar uğraştınız yani ha? Yolculuğa derken balayına mıydı? İnşallah. Bal ayı mı olacak, bal haftası mı olacak, bal günü mü olacak? Haftası inşallah. Haftası. Adamın hışırını çıkardınız abi güzel. Yumurta pişirttirdiniz mi gece? Çok fazla sürmedi efendim. Kaçmış. Nereye kaçmış? Otele kaçmış. Bulamadınız yani onu. Büyük bir hırsla böyle kafanı salıyor. İntikamını alamamış bir kimse gibi. Öyle mi oldu? Evet ama. Atlattı mı sizi bir güzel? Sen de var mısın atlatılan? Efendim E5'e çıktık. Bir baktık arabası uçmuş. Yakalayamadık efendim.
Bir saat bekledik evin önünde. Beş araba orada kaldık efendim. Sen de var mısın bekleyenlerden? Ben namaza diye gitmiştim. Sonra telefon geldi, kaybettik. Ben yoktum efendim de biliyordum. Bana söyledi. Tam çıkarken abi ben geçeceğim dedi. Tamam dedim. Biz dedim gelmiyoruz. Tamam dedim. Sen de git eve. Yoksa bizi yalnız bırakmayacaktık. Destek olacaktık ama. Yani o ortaklaşa ihanet çetesi çıktı. Ben aradım Arda abiyi, yengeden ara dedim abi, ulaşalım nerede olduklarına. Ulaşamadım dedi, aratmamış bile efendim. Yalan söylemedi efendim, telefon ulaşamadım dedi. Oradan ulaşamadım. Ama bir 5 araba efendim, 25-30 kişi. Çocuk, birileri geliyor, çocuk böyle nefes alıyor yani. Öyle tırsmış ki. Anlaşıldı, sen ondan yana tavır koydun. arkadaşının eşi oldu ya. Gitti. Bu da akrabaydı değil mi sana Arda? Evet efendim. Maalesef. Neydi o? Efendim, babamın teyze kısmından akraba. Biraz uzak ama hepimizde bağlantı var. Var bağlantı. Var efendim. Ali ne yaptı bu meselede? Efendim Ali abiler biraz uzak kaldığı için katılamadılar. O fasta geçemediler efendim. Vay vay vay. Bu saatten sonra adetlere göre bir şey yapılmıyor artık değil mi? Tabii. Bitti ya. Kazanan oldu. Kazanan oldu. Vay vay vay. Hepinizi etti mi şimdi? Adam halay eder, halay et çekerken hışırını çıkardınız adamı zaten. Yanına gören kolunu vuruyor büyük bir hırsla. Tansiyonu 7'ye 4'e kadar düşmüş. Gürcan da mı peşine düşmedi? Yok efendim. Şimdi köyde biz arkadaş olarak bir 20 kişi varız efendim bu yaşlarda. Yani hep öyle herkes birbirine gider. Kaçtı. Ne büyük üzüntü. Kaçtı. Vay. Hırsınızı çıkaramadınız yani. Ben merak ettim pazardan itibaren, dedim ne olacak acaba filan diye. Hiç merak etmeme gerek yokmuş demek. Adet bozuldu, kaçılabiliyor demek. İlk oldu efendim. Ne? Yalnız böyle konuşma, sıra sende. Sen evlenince ne olacak? Efendim yapacak bir şey ama yok. Ama ondan önce Ali kaçtı değil mi? Ali'ye de dokunamadınız siz. Ben yoktum efendim o zaman. Sıyırdın sen şimdi, ben aslında. Ali abiden kurtardık ya. Burada olsan ne olacak işte? Gitti. Şimdi hayır haber yok mu? İşte hastaneden çıktıktan sonra görüşmek. Yani uçakta demişler, yolculuk halindeydiler otelde. Arda nerede şimdi, sen söylemezsin de nerede? Ben yerini bilmiyorum. Antalya diyordun değil mi? Orada söylüyorlar. Aynen. Konuşturlar zorla, beni de diyor, öğrenmedim de. İşkence bana yapadılar. Beni zorla konuşturma dedi ya. Yok şimdi onu bulamadılar, bana işkence yaparlardı. Gerçekten işkenciler gibi beklediler ama. Eğer kaçmasa ben bilmiyorum hastanede olduğunu, ne olduğunu bilmiyorum. Almışlar bir şeyler, yiyecekler, çikolatalar, şunlar, bunlar böyle, bir de durdurak da var yani. O böyle kafa sallıyordu, beşe kadar diyordu. Böyle götürüyorlarmış. İşte bayırdan üstüne birisi çıkıp çıkıyormuş, iniyormuş, bir daha tekrar falan. Yani sen böyle şeyler yaşamadın ya. Yaşamadım. Bunlar SAS komando eğitim gibi desen mi? Zevk duyuyor ama nasıl gülüyor böyle arkadan?
Var mı Gürcü başka? Kaç kişi var burada Gürcü? Evli olanlar? Bekleyin. Başınıza gelecek. Siz de mi aynı aşirettensiniz? Öyle mi? Aynı mı? Siz de mi akrabasınız bundan mı? Yok. Muhtemelen vardır efendim. Ben de o kadar detaya girmedim. Efendim Gölcük'ten arkadaş illa bağlantı çıkar. Fazla araştırmaya göre. %90. Bu kadar eminsin ya. Gürcü oldu mu tamam diyorsun ya. Bir bağlantı çıkacak diyorsun ya. Efendim Fatih ile geçen konuştuk, Artvin'le birleşiyorduk. Tamam dedim yeter. Artvin'de birleştiniz, tamam akrabayız dedi, çıktınız. Tamam. 150 gram aklım vardı, masada bırakacaktım. Bu onun nağalasının bilmem nesi, bu onun amcasının bilmem nesi, bu onun teyzesinin bilmem nesi dedim, tamam, yeter bırakın dedim. Tamam. Siz Kastamonulularda geçmişsiniz. Trafikte geçiş önceliği olan araçların hakkına riayet etmeden geçmek kul hakkına girer. Evet. Bir sohbetinizde bayanların alması gereken yaya standardının giyim olarak 3 kışlık manto, 3 mevsimlik manto, 3 yazlık manto olarak söylemiştiniz. Bu durumda her sene yenisi için mi söz konuyu eşlerimize söylediğimizde eğer böyle bir şey varsa diye iddiaya girdiler, konuyu açar mısınız? Ya normalde Hanefilere göre bir kimsenin kışlık, yazlık, mevsimlik olarak üçer tane kıyafetinin olması en fazla üç olacak. Böyle caiz görmüş. Yoksa her sene üçer tane alınca benim adamların köküne kibrit suyu dökecekler ya. Bir de efendim böyle dedi olacak. Adamlar bana gelecekler zıran 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 ne bir tane çektim diye. Yazlığı var, kışlığı var. Tam 3 tane aldık. Bir de 4 mevsim yani. Var şimdi burada. 4 mevsim için 3'er tane lazım. Daha da üzerime gelirsen mevsimi 8'e çıkartacağım. Sebebe dayandırmadan iman edenin imanı kemale ermiştir dediniz. Elhamdülillah Allah'ın varlığına ve birliğine iman ettim. Fakat alemler, melekler, ruhlar alemi gibi konuları çokça merak ediyor. Ve size bir sürü soru soruyorum. Bu niye böyle? Bunun böyle olmasında hikmet nedir? Bu durum imanın kemale ermediğini gösteriyor. Yok, bu varlığı tanıma. Varlığı tanıma, insan bu noktada varlığı tanımak için araştırır, soruşturur, bu konuda uğraşır. Bunda bir beis yok. Hazreti Ayşe'ye bir dilenci geldi. Ayşe radıyallahu anh hazretleri ona bir parça ekmek verdi. Kılığı, kıyafeti düzgün başka birisi geldi, onu da sofraya oturtarak yemek ilan etti. Bu farklı davranışının nedenini soranlara Ayşe şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte ise insanların mevki, makam ve üstün olanın farklı muamele edince dininin yarısını gideceğini söylüyor. Yok, o dininin yarısı gideceği bir kimseye zengin diye hürmette bulunursa bir kimse, zenginliğinden dolayı. Onu zenginliğinden dolayı temanna ederse dininin yarısı gider. Ama öbür türlü insanların
durumuna, derecesine göre hareket etmeyi. Hazreti Ayşe annemiz bunu Peygamber Efendimiz'den görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Siz devlet başkanına köle muamelesi yapamazsınız. Bunun gibi. Alim bir kimseye cahil muamelesi yapabilir misiniz? Cahile de alim muamelesi yapabilir misiniz? Bunun gibi. Kafire mümin muamelesi yapabilir misiniz? Mümine kafir muamelesi yapabilir misiniz? Bununla alakalı. Bir bebeğin ismi doğduktan ne kadar zaman sonra konulabilir? İsminin koymasını mübarek bir kimsenin koymasını istiyorsak 20 gün kadar beklenir mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hemen koymuş ama en fazla 7 gün içerisinde konması lazım, ben öyle biliyorum. Öyle mi hocam? Aniden birdenbire demekmiş. Fücreten aniden birdenbire. Evet. Demek aniden birdenbire ölmek Müslümana? Göndermiştim hocam. Efendim oraya ama orada Müslüman için iyilik, kafir için sanki sıkıntıydı. Sıkıntıydı. Evet. Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Rüyayı gören her harikarde besmele çekecek her şeyine. Allah korusun inşallah. Evet, sorular bitti. Daha müsaade isteyeyim o zaman. Selamun aleyküm.